Şahin Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Kapanışa doğru Borsa İstanbul kapanışa doğru negatif fiyatlamaya geçti. Endeks seans içinde 8005.82 yüksek seviyesini gördü ama o 8000 psikolojik seviyesi üzerinde kalmaya başaramıyor. Bu noktada özellikle bankacılık endeksindeki satış %3'ü aşmış durumda ve ilave olarak da endeksi şu anda aşağı yönlü baskılayan hisse senetlerinin dağılımında Akbank, İş Bankası, Türksel, Yapı Kredi ve Koç Holding geliyor. İlave düşüşü engelleyen hisse senetleri de Astor, Kozal ve Sasa olarak devam ediyor. Aslında endekste 7800-8400 bandı içinde bandın alt tarafına doğru hareketimize devam ediyoruz. Majör geri çekilmelerde 7750-7800 bölgesi önemli. Tabii bugün saat 16'da Cengiz abiyle beraber bir YouTube canlı yayını gerçekleştirdik. Belki bugün 8000'in üzerinde kalmamaya bir bahane aranması gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le 4 Eylül'de Soçi'de yapacağı görüşme hani acaba Amerika ile Avrupa ile ilişkilerde tekrar bir negatiflik mi var? Tekrar Rusya ile ilişkiler devreye giriyor olabilir mi şeklindeki dış politika temelli bir bahanelerden bir tanesi olabilir. Tabii olur olmaz bilemiyoruz ama fiyatlama tarafında hem dar bir bantta hareket oluyor. Aslında endeks 8006 yüksek seviyesi 7882 düşük seviyesini gördü. Teknik öneri olarak bugün Borusan'la alakalı bir önerimiz oldu. Bunun detaylarını merak eden yatırımcılarımız Thrive Yatırım uygulamasında öneriler kısmında detaylara bakıyor olabilirler. Özellikle bugün Türkiye tarafında büyüme verisi açıklandı. Bizim beklentimiz %4'lük bir büyümeydi ikinci çeyrek için. Büyüme %3.8 seviyesinde geldi. Şimdi yarın yurt dışı piyasalarda tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Bu arada Utku ile beraber yaptığımız yayınlarda, konuşmalarımızda altın için ikinci TP ekimiz de gerçekleşti. 1944 seviyesi. Bir üçüncü TP için bir durum yoklaması yapıyoruz. Bu da kuvvetle muhtemel olursa altındaki TP üçümüz 1958 seviyeleri olacak. Tabii bu noktada iş süren stop kullanarak altın pozisyonları 1909'dan beri girişli eğer varsa bunlar izlenebilir. S&P'de önerimiz vardı. S&P 500'de önerimiz oldu. Nasdaq tamam. USDJP'de yukarı yönlü hareket. Bizim de bir yön trade'de yukarı yönlü beklentimiz vardı. NZDJP'ye TP1'imize yaklaştı. Orada da TP1'imiz gerçekleşti ve Brent petrol tarafında da uzun yönlü önerimizdeki durumu izliyoruz. Aslında geniş bir perspektife baktığımız zaman da yayınlarda belirttiğimiz teknik önerilerimizdeki başarı rasyosu yüksek bir şekilde devam ediyor. Euro dolar sakin kalıyor. 1.08-1.09 arasında. Bunun nedeni de özellikle geride bıraktığımız haftadan beri Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz artışı yapmayacağı, bekleyeceği, ondan sonraki duruma göre şeklinde bir kaynak haberler yansıyınca bu da ister istemez euro dolar paritesini 1.08-1.09'a dar banda sıkıştırıyor. Dolar endeksi 103'ün üzerinde evet ama orada da yatay bir hareket var çünkü FED tarafında unsur anlaşılmıyor. Tüm bunların cevabı ne zaman? Yarın gelecek verilerin verisi ABD tarım dışı istihdam verisi. Yani ay genelinde işlem yapılmasın ama bir tek bu tarım dışının geldiği cuma günleri ayda bir sefer işlem yapıldığı zaman da gerçekten ciddi bir potansiyel yukarı veya aşağı yönde barındırından dolayı yarınki tarım dışı istihdamı umursamamak olmaz. Gözler tarım dışında olacak. Beklenti 170 bin seviyesinde. Önceki veri 187 bin seviyesindeydi. Biz de veri geldikten sonra duruma göre teknik önerilerimizin TP'lerini, S'lerini revize ediyor olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle.